Evet, merhaba sevgili 61 Medya izleyicileri. Bugün yine yanımızda Miraç Özağacı var. Değerli yorumlarını alacağız. Çünkü çok önemli bir Beşiktaş karşılaşmasını geride bıraktık. Monaco maçının da ardından deplasmandaydı Trabzonspor. Başta güzel başladı, sonradan Beşiktaş tekrar beraberliği yakaladı. Neler İki oldu bu defa maçta? Öne geçmemize rağmen galibiyetle ayrılamadık sanırım ama ben Trabzonspor'un başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 8 gün üzerine 3 maç oynadı. Evet. Yani öyle baktığımız zaman bir de derbi maçı oynuyor. Hatırlayın, azıcık geri gidelim. Geçen sezona baktığımız zaman aynı kulvarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gidiyordu. Ama onlar niye erken koptular ligden? İşte 3 kulvarda gidemiyor. Sakatlıklar oldu, cezalar oldu. Ben o şeyden baktığım için Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında başarılı. Skoru koruyamaz mıydı veyahut da 2-1 iken yakalanan bir pozisyon var, net pozisyon vardı. Evet, atsa, çok birkaç tane aslında net pozisyonlarımız yok, net vardı. Ya, ama dediğiniz pozisyonu da hatırlıyordum, evet. Var değil mi? Ne, evet. Onun girdiği pozisyon. Aslında 3-1 maçın şekli, şemali olduğu gibi kesinlikle değişildi. Tabii sosyal medyada veyahut da işte gazete sayfalarında, internet sitelerinde yazıyorlar ya işte yenmemiz lazım. Ya 8 günde 3 maç ya. Monaco ile oynamışsın, Kasımpaşa'ya bir de Beşiktaş gibi deri bir maç. Yani en azından Trabzonspor yenilmedi diyelim. Belki üstten puan olarak geri düştü ama bunlar telafisi olan maçlardı. Ben Trabzonspor'un başarı futbol olarak baktığımız zaman yine üst düzey bir futbol ortaya koydum. Koymadım bana göre. Evet. Hele ikinci yarı bilmiyorum, sen nasıl gördün? İkinci yarı başladıktan yaklaşık bir 20 dakika kadar Trabzonspor'un sahasını göremedik. Hapsettiler bizi değil mi? Evet, yani bayağı tek kaleye döndü olay. Sonrasında bir oyuncu değişiklikleri, onu da soracaktım. Oyuncu değişiklikleri sizce biraz geç kaldı mı? Geç kaldı tabii. Şimdi rakibe karşı koymak için mutlaka oyuncu hamleleri yapman lazım ama şimdi dışarıdan işte Yusuf, geçen konuştuğumuzda Yusuf Yazıcı. Ben çok mutluydum Yusuf'tan, yani eski Yusuf olsaydı Trabzonspor'a çok önemli katkı sağlardı. Ama geldiğimiz noktaya bakıyoruz ki Yusuf, yani yaptığı faulden oyundan dışarı atıldığı o pozisyona bak, Yusuf'u net ortaya koyuyoruz. Yani Yusuf'un performansı, Yusuf'un ne olduğunu net ortaya koyabiliyoruz. Onun için Abdullah Hoca'nın bana göre en büyük eleştiri aldığı konulardan biri işte senin söylediğin gibi oyuncu değişikliklerinde yaptığı hamleler. Geç kalıyor veyahut da yaptı mesela Hamsik. Yani oyunu rakip alana taşıyan oyuncumuzu aldı onu. Orada kilitlendik yine. Yani öyle zaman zaman tabii orada kulübede ne yaşanıyor, saha içerisinde neler oluyor onu biz bilmiyoruz. Biz sadece ekrandan seyrediyoruz, öyle yorumluyoruz. Ama saha içerisinde belki hocası farklı bir şey, farklı bir oyun planı koyacak. Şöyle bir durum da var. Şimdi Marek Hamşi'yi zaten kendisi de açıkladı. 60 veya 70 dakikadan fazla oynatamam. Bir kere oynattım, sakatlandı dedi. O yüzden sakatlanır böyle, diye korkuyor. Yani sakatlanır diye korkuyor. Marek Hamşik istese bile bu planına sadık kalmaya çalışıyor. Ben mesela şunu çok... Şimdi Marek Hamşik'in yedeği olarak aslında yani 8 numara pozisyonda oynayabilecek veya işte hani topu hem önde hem arkada kullanabilecek oyuncu olarak Gabi malında. Yeni Everton'dan evet, kiralık olarak transfer edilen Esiopis bu görevi yapabiliyor. Dorukhan vardı, o sakatlandı. Şimdi Gabim'le Hamşik aynı anda sahadaydı. Ama ona rağmen de Bakasetas da çok geride kaldı ama maçta. Bak, Hamşik oyunu çift yönlü oynuyor. Evet. Hem hücumda oluyor hem defansiyonu olan bir oyuncu. Diğer dediğin oyuncu sadece defansif yönü. Ben Siopis'im, bak burada da konuyu açın oradan da girelim. Ya Trabzonspor gibi bir takımda, şampiyonla oynayan bir takımda, üst düzey oynayan bir takımda Siopis yani ikinci plandaki oyuncu. Bazıları çok Siopis oynatmazsa işte bilmem. Ya ne yapıyor Siopis? Oyuncu, rakibi kabin, yoruyor. Ama kabin ne yapıyor? Bak o oyuncu icabını da aldığı zaman pozisyon gereği ileri dikin oynayabiliyor. Hücuma çıkarıyor. Ya şeyde Siopis'te öyle bir özellik, Siopis'te rakibe baskı kuruyor. Baskı ya kuruyor. Oyuncu oyun bozuyor. Evet. Yani oyun bozucu bir oyuncu. Ya Trabzonspor, ya Avrupa'ya bak, böyle oyuncular yok. Bak yani biz top oynadığımız yıllarda defanstan oyun kurulmuyordu. Şimdi ne yapıyorlar? Defanstan oyun kuruluyor evet. Kaleciden başlıyor artık. Oradan başlıyor çıkmaya. Şimdi böyle futbol bu hale geldi. Yani böyle yok kesici sadece işte
rakibe basan oyuncu artık daha bundan. Ben bak Avrupa takımlarına bak, o tip oyuncu mümkün değil, forma bulamaz. Yani ben Trabzonspor'un işte sakat oyuncuları var. Mutlaka alternatifli bir kadro kuruldu, geniş bir kadro kuruldu. Ama sahaya baktığımız zaman istediğimiz futbol var mı? Yok. Zevk veren bir oyun oynanıyor mu? Yok. Yani ben sonuç olarak bakıyoruz Trabzonspor'u. Bir de şu Ezgi, bilmiyorum sende aynısı oluyor mu? Ya ben Trabzonspor'u seyrederken çok rahat seyrediyorum. Niye biliyor musun? Yani geriye düşse bile yani maçın sonuna kadar skoru kovalıyor. Ya Trabzonspor'un bana göre... Suare değil mi? Tabii. Ya ne olursa... Ha? İlk başlar, ilk yani sezon ilk başladığında o rahatlık bende pek yoktu ama. Yo, ben ya geçen sene de ya oyunu son dakikalı, ya geçen seneki sezon, geçen sezonu hatırla. Geçen sezon son dakikalarda tabii ki oyun çevirdik ya. Evet. Ya Trabzonspor bunu kazandı. O özgüveni futbolcular kendinde yakaladı. Evet. Ya bakıyorsun ki oyunun sonunda pat diye oyun değişiyor. Gol atıyor, kazanıyor. En azından mağlup olmuyor. Yani öyle bir güven var. Ben bu Trabzonspor'un bana göre çok artı yönünde bir şeyim. Ama böyle bir varyasyon, yani oyunu rakip alana force edecek oyuncu, oyun yapısı var mı? Maalesef yok. Ben hücumda biraz yetersiz. Bilmiyorum sen transferleri nasıl değerlendiriyorsan, ben yapılan transferleri nokta transfer olduğuna inanmıyorum. Yani ben de şöyle... Sen içindesin, ne diyorlar, ne görüyorlar? Nokta transfer olarak... Mesela kimi söyleyebiliriz? Yani nokta transfer diyemiyorum, kötü transfer diyemiyorum, iyi transfer. Şu anda benim tek üzüldüğüm şey belki de bu takım birlikte kamp yapsaydı diyorum. Çünkü çoğu transfer kampa gelmedi. Şampiyonlar Ligi'nden sonra geldi. Çoğu. Evet, evet. Yani kampta olan kadroyla, geçen sezon şampiyon olan kadro, yani 3 farklı kadro var aslında. Geçen sezon şampiyon olan kadro, kamp yapan kadro ve şu an sahada olan kadro. Çok farklılıklar seyrediyor. Peki kimin suçu? Yani burada kadro, işte onu... Kadro yapılanmasını kim yapıyor? Teknik adam yapıyor. Teknik adam yapıyor. Aslında bu Abdullah Avcı'nın huyu olan bir durum değil. Şampiyon olan kadroyu T kampın en başında kurup ben bu kadroyla gideceğim demişti. Mesela o şekilde de devam etti. Mesela şampiyon kadrodan kim gitti? Cornelius gitti, Vakayeme gitti. Hücumdan iki oyuncu gitti. Hücumdan iki tane gitti. Sakatlı, evet. Pires sakat. Edin Visca sakat. Edgar. Edgar gitti. Evet, Edgar zaten sezonun ortasında gitmişti. Bruno Perez yok. Bruno Perez'in eksikliğini Sabek artık bana göre. Yani bana tabii göre de Trabzonspor'un en büyük eksikliği orada. Tamam, Vakayeme ayrı bir konuşulması gereken konu ama Perez mesela şeyi seyrediyoruz, o sağ bekle oynayan çocuğu. Yani ben Trabzonspor'da oynayacak kalipli de bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ya. Kimse de bana bunu gelip bu oynar böyle bir oyuncu diye de anlatamaz. Ya görünüyor. Sakatlık oranları da giderek yükselmeye başladı oyuncuların. Geçen Monaco maçında Larsen oynayamadı. Çünkü sebebi yani o maç oynasa kesin sakatlanırmış. Yapılan istatistiklerde o şekilde veriyor. Bu da yeni bir çıktı. Bu da öyle. Biz de yeni yeni. Ama teknoloji de gelişiyor tabii ki de. Bilemeyiz. Belki de. Şimdi hep eskiyi konuşuyoruz. Eskiden böyle sakatlık ayağım burkuldu. Yok. Adenen evet. Yırtıldı, bilmem ne, lifin koptu, öyle bir şey yoktu. Siz daha iyi bilirsiniz. Vallahi daha şimdi bakıyorsun ki ufak bir sakatlık hemen dışarı değişiyor. Yok işte adele yırtılması, yok bilmem ikinci derecede ödem oluştu, bilmem ne. Ben bir de şeyi konuşalım istiyorum, Uğurcan'a. Uğurcan'a evet. Konuşalım. Çok acımasızca eleştiriler yapılıyor çok, değil mi? Yani sezon başladığı zaman. Ben Beşiktaş taraftarından iki sezondur da bunu yaşıyorlar. Beklemem. Yani beklemezdim. Beşiktaş taraftarına yakışan bir durum değil ya. Ama bak Kayseri'de de yaşadık onu. Yani sanki... Kayseri'de ben canlı takımlar, oradaydım. O da ayrı sanki, üzücü bir durum. Yani Trabzonspor camiası, Trabzonspor takımına farklı bir şeyleri var. Bakış açıları. Ya şampiyon olduktan sonra mı oldu yine? Yani eskiden Anadolu takımları, yani Trabzonspor hakikaten eskiden deplasmanlara gidiyorduk, görüyorduk. Ama şimdi bakıyorsun küfürlü, bir tezahürat, protesto, acayip şeyler oluyor. Ben Uğurcan'a şurada şey diyorum. Sezon başladı, Uğurcan çok kötü oynuyordu. Acımasızca eleştiriyoruz. Gitsin. Yani transfer olmadı diye aklı oynanmıyor. Aklı Avrupa'da mı kaldı? Yok. Ücret aldı, ücret az oldu. Ücreti niye iyileştirmediniz? Mesela falan filan. Ama bak Uğurcan ne oldu şimdi? Toparladı. Toparladı şimdi. İki maçtı. Monaco maçı. Şimdi şöyle bir nazar değmesi. Yani çok çabuk. Hele de ki ben mesela Yusuf olay diyeceksin ki Yusuf'u eleştiriyorsun. Ya Yusuf ya sanki Kırkpınar'a gidecek güreşçi gibi olmuş ya. Ya rakiple koşuyor, yetişemiyor rakibe. Demek ki bakmamış kendine.
İkinci kilo almış değil mi Yusuf? Bayağı bana böyle şeyli geliyor. Yani fizik kalıplı geliyor. Trabzonspor'dan giden Yusuf Yazıcı tabii daha bizim o zamanlar onları tabir ettiğimiz yayla çocukları daha stilindeydi. Daha zayıf, daha çubuk gibi bir çocuk. Derler. Çubuk gibi bir çocuktu. Şu an daha fidan hani gibi çocuklar. Kas kütlesi yüksek, daha böyle iri yarı bir Yusuf Yazıcı ile karşı karşıyayız işte ama Avrupa'dan geldi. Şimdi Avrupa'daki bu kulüpleri biliriz. Yusuf Yazıcı'yı transfer edecekleri zaman Miraç Bey siz daha hakimsinizdir. Kocaman bir listeyle gelmişler benim bildiğim. Yediği içtiğine kadar biliyorlarmış. Şimdi bu çocuğu bu kadar araştırdınız. Bu hale gelirken mi dikkat etmediniz? Şimdi, hala Lille kulübünün oyuncusu bak, bu. Şimdi bir tarihe şey tutalım. Geçen ay konuştum bunu. Niye? Yusuf Yazıcı gitmek istiyordu. Ünal Kahraman'la sorun yaşıyordu. Ünal Kahraman egolu bir teknik adamdı. Kendinden şöhret, kendinden daha üst şey oyuncu, futbolcu istemesi. Bak ben bir yine bana çok ona yakın isimler anlattı. Yusuf mesela idmandan sonra kalıyor, şut çalışması yapacak veyahut da artı bir idman yapacak. Belki eksikliği var, belki öyle canı çekiyor. Kesinlikle yaptırmıyor Ünal Kahraman. Gitmesinin bana göre en büyük nedenlerinden biri Ünal Kahraman'da. Ama senin söylediğin gibi o zaman çok farklı bir Yusuf vardı. Yani böyle forvet arkası, hücumda, oyunu şekillendirme, yönlendirmesinde müthiş bir Yusuf vardı. Sol ayağını mükemmel kullanabiliyor. Ya şimdiki Yusuf'u yemin ediyorum Kırkpınar güreşleri ne zaman? Al getir onu Kırkpınar. Ama öyle de yani ya ben yani o Yusuf konusunda yargılı değilim. Ben istiyorum Yusuf olsun çünkü yerli oyuncu ihtiyacımız var. Mesela Abdülkadir olsun ama yok ya. Bak Abdülkadir'in yakaladığı şansı kim yakalıyor? Yine bu maçta banko forma verdi ona, oynattı. Ve her eleştirme veyahut da her yorum yapan bilmem sporla şeyle futbolla uğraşan Abdülkadir'e niye şans veriyorsun ya niye o kadar oyunda tuttun diyor. Yani bunları Abdülkadir dinlemiyor mu, okumuyor mu? Okuyor. Okuyordur tabii psikolojik ki de. Kendi olarak okumasa menajerleri var, iletişim ekipleri var artık oyuncuların, ya, her şeyleri şey, var her yani. Şey. Ya yabancılar da öyle, yabancıya bir şey dediğiniz zaman şey. Onun için yani biz tamam yerlinin yerlisinden yanarız ama ya yerlinin yerlisi de bir şey yapacak ya. Yani bakıyorsun Yusuf, futbol kumaşı yani ona kimse inkar edemez yani. Zeki, yani oyunu okuyor, oyunu yönlendiriyor, vuruşlara. Ama bakıyorsun ya şimdi hiç takıma azıcık katkısı var. Böyle gitmesi halinde yemin ediyorum kiralık geldi. Yani Avrupa'da da... Benim en büyük korkum o. Şu anda yani Avrupa'daki kariyeri etkilenecek diye ya korkuyorum. Şimdi Ezgi şöyle de bir şey var. Avrupa'da Yusuf dolandı da bıraktığı zaman takım bulana kadar yine Trabzonspor hamlesi oldu. Ama olmadı. Yine Lille döndü. Yine baktı ki forma şansı bulamayacağım. Bu sefer Trabzonspor yine kapısı çalındı. Ya gelsin kendi oyuncumuz. Ama ben bir de şuna karşıyım. Evet, gitmiş. Ama öyle ama böyle gitmiş. Bir de çok iyi parayla gitmiş. Trabzonspor 17 milyon euroya en büyük rakamla verdi Yusuf'u. Artı ama. Edgar yani. Oyuncu. Ama Edgar zaten şimdi böyle geldi. Katkılı bir oyuncu. Güçlü. Belki idman, antrenman eksikliği var. Belki sezon hazırlanışında yeterli idmanı yapamamıştı. Ben şuna inanıyorum. Eğer toparlarsa orada topu bir takımda Dünya Kupası'ndan dolayı şey verilecek ara verir. Belki orada toparlar diye düşünüyorum. Yani inşallah evet. Teknik direktör Abdullah Avcı da zaten sürekli olarak Kasım ayını işaret ediyor. Yazdığı mektupta, yaptığı basın açıklamalarında vesaire her zaman Kasım ayı diyor. O yüzden artık hem taraftarlar hem de biz takımı takip eden medya olarak Kasım ayına biz de kenetlendik. Bakalım ya inşallah. Ne olacak Kasım ayı? Bilmiyorum. Ya, bu Dünya Kupası arası belki... O zamanı bir kamp süreci olarak görüyor olabilir sakatlıklar yani. Sakatlıklar işte eksiklikleri, fizik kondisyon eksikliği o yüklemeye yapacak. Orada tamam hocaya şey veririz ama şu var ya Beşiktaş maçını seyrettiğimiz zaman Beşiktaş'ın sol kanatıyla sağ kanatı nasıl akıyor? Ve iki tane çift santrafor oynattı mesela. Uzun boylu 10 numarasıyla bir de bize gol atan neydi ya Türk oyuncu. Çift santraforda ne yapıyor? Yanlara akınca pozisyon buluyor. Bizde öyle bir ben yani Beşiktaş'ın o yönüne çok şey diyorum.
Diyorum ki hani Trabzonspor'da böyle olsa, yani kenarlar aksa, sağ kenar, sol kenar. Ama bizde yok. Bizde yaratıcı işte kendi bireysel yeteneğiyle işte Bakates vuracak veyahut da işte Gomis, mesela bizim attığımız Gomis'in attığı 11 tane Beşiktaşlı oyuncunun arasından kafa vuruyor. Evet. Yani enteresan. Yediğimiz goller de bizim çok şey gol. Ya birisinde zaten hani Uğurcan tekrar geriye gidemedi. Larsen belki sol ama ayağına Uğurcan denk yine gel- orada hatalı. Yani uzandı alamadı. Uzandı alamadı. Oradan arkasında Larsen gidince, belki diğer ayağına denk gelse çıkarabileceği ayağı. Atalisizlik yani. Evet. Orada pozisyon yani kullanamadığı ayağına denk şey geldi. Ama yani yediğimiz goller öyle şey gol. Attığımız goller de Beşiktaş'ın defansından şey oldu. Evet. Saatimiz kapandı. Gökmen bir bak bakalım ne oldu, saat devam mı ediyoruz? Yavaştan toparlayalım. Toparlayalım. Yani ben inşallah iyi olacağını düşünüyorum Trabzonspor'un, ama yani futbol temaşır. Yani futbol tribüne gelen insanlar zevk, keyif alarak izlemeli, evet, diye düşünüyorum. Ama bazı maçlar var böyle ölmeye ölmeye geldik. Ben o yönüne bakmıyorum. Hı. Ya Trabzonspor çıktığı zaman o keyfi, o azı almamız versin lazım. Tabii öyle bir kadro yapısı kuruldu. Şimdi öyle bir kadro oluşturuldu. Bu adamlar alındı. Bir kadro bozuldu. Şampiyon olan bir kadro yok. Evet. Bizim hakkımız değil mi yani böyle bir takımdan böyle iyi futbol beklemek? Yani orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben orayı işte Kasım ayını diyorsun, belki sakatlar, eksiklikler şey olursa belki daha iyi oluruz diye düşünüyoruz. İnşallah Trabzonspor bu sene bize yine zevk veren, şampiyon olan, ligi mutlu şeyle bitiren mutlu bir... Mutlu sonla bitirebileceğimiz bir takıma dönüşür. İnşallah diyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. İnşallah haftaya da buluşmak dileğiyle. Biz yine sizlerle birlikte olmaya, elimizden geldiğince takımı yorumlamaya ve bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. 61 Medya YouTube kanalını izlemeye ve takip etmeye devam edin efendim. İyi akşamlar.